düşmanlık, düşmanı askerliktir. Şu sivilleri için bir gün başsağlığı dilerdiniz. Haysiyetsizler! Haysiyetsizler! Allah'ın izniyle bu millete aşamayacaksınız. İyi akşamlar değerli izleyenler. Bugün 11 Eylül Cumartesi, saatlerimiz 19'u gösteriyor. Ben Gizem Öner. Ana haber bülteninde gelişmelerle karşınızdayız. Türkiye Güney şehit haberiyle başladı. İdlib gerginliği azaltma bölgesinden acı haber geldi. 2 askerimiz şehit oldu. 3 askerimiz ise yaralandı. İdlib gerginliği azaltma bölgesinden acı haber geldi. 2 askerimiz şehit oldu. 3 askerimiz yaralandı. Mehmetçik İdlib gerginliği azaltma bölgesinde arama tarama faaliyetinde bulundu. Bunun sonrasında alçakça bir saldırı yapıldı. Saldırı sonucu 2 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz yaralandı. Şehit ateşi Kayseri ve Kahramanmaraş'a düştü. Piyade uzman çavuş Ramazan Demir'in Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı. 25 yaşındaki Demir'in şehadet haberi Fatih Mahallesi'nde ikamet eden babası Duran'la annesi Durkadın Demir'e verildi. Aileyi askeri yetkililer ve yakınları teskin etmeye çalıştı. Şehit Ramazan Demir memleketi Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Törende ailesi ve sevenleri gözyaşı döktü. Piyade uzman çavuş Mücahit Sınırtepe ise Kayseri'deydi. Henüz 2 ay önce dünya evine girmişti. Acı haberi alan baba Faruk ve anne Suzan Sınırtepe ile 3 kardeşiyle eşi gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Yakınları ve komşuları taziye için eve akın etti. 4 kardeşten en büyüğü olan Mücahit Sınırtepe ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Şehidimize hatlarınızı helal ediniz. Helal ediniz. Helal ediniz. El Fatiha. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar saldırı sonucu şehit olan piyade uzman çavuşlar Mücahit Sınırtepe ve Ramazan Demir için taziye mesajı yayımladı. Bakan Akar mesajında kahraman silah arkadaşlarımız 11 Eylül tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığıyla sabır dilerim sözlerini kullandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınırının sıfır noktasında görevli birliklerle bir araya geldi. Çeşitli temaslarda bulundu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınır hattı ve sınır ötesinde görevli birliklerin komutanlarıyla Suriye sınırının sıfır noktasında bir araya geldi. Bakan Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever'le sabahın erken saatlerinde önce Hatay'a gitti. Hatay Havalimanı'nda Vali Rahmi Doğan, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, Suriye sınırının sıfır noktasındaki 6. Kolordu Komutanlığı, Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi Sektör Komutanlığı'na geçti. Akar burada beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever'le sınır hattında ve sınır ötesindeki birliklerin komutanlarıyla bir araya geldi. Sahadaki son durumun ve yapılacak faaliyetlerin ele alındığı toplantı yapıldı. Bakan Akar'ın sınır hattında temasları sürerken terörle mücadelede hem sınır ötesi hem de yurt içinde kararlılıkla devam etti. Milli Savunma Bakanlığı terör örgütü PKK'ya Irak'ın kuzeyinde operasyon başlatıldığını duyurdu. Operasyonda Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi. Bakanlık tarafından operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek mesajı verildi. MÜSİAD'ın 26. olağan genel kurulu yapıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomideki son durumu değerlendirdi. Hızlı bir toparlanmayı birlikte takip ediyoruz dedi. Geçtiğimiz 19 yılda kurduğumuz güçlü demokrasi ve kalkınma altyapısının üzerinde kendi iç meseleleriyle boğuşmaya değil, geleceğini inşaya odaklanmış durumdadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD'ın 26. olağan genel kurulunda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle verimli çalışma zeminleri oluşturulduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtikten sonra kamunun kendi alanındaki birimleriyle işbirliği mekanizmaları tesis etmesi ve verimli çalışma zeminleri oluşturması MÜSİAD'ın kendini yenileme kabiliyetinin bir göstergesidir. Kadınlara ve gençlere yönelik özel yapılanmaları da bu kuruluşumuzun ülkemizin potansiyelini harekete geçirme, milli ve yerli sermayenin gücünü tüm boyutlarıyla değerlendirme konusunda doğru dinamiklere yöneldiğinin işaretidir. Dünyada ekonomik dengelerin çatırdamaya başladığını vurguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye bu defa treni kaçırmayacak dedi. Dünya şimdi yepyeni bir dönemin eşiğindedir. Küresel siyasi ve ekonomik güç dengeleri çatırdıyor. Bu çatırtı aynı zamanda yeni kurulacak küresel siyasi ve ekonomik yönetim sisteminin de ayak sesleridir. Türkiye inşallah bu defa treni kaçırmayacak, hem de en ön tarafından hak ettiği yeri alacaktır. Cumhurbaşkanı Türkiye hedeflerini gerçekleştirmeye uygun bir zemine sahip diye konuştu. Artık eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaşımdan enerjiye, sanayiden ticarete, spordan sosyal desteklere kadar her alanda hedeflerini gerçekleştirmeye uygun zemine sahip bir Türkiye var. Ülkemizin dört bir yanını her alanda yatırımlarla, eserlerle, hizmetlerle donatarak ihtiyacımız olan altyapıya kavuştuk. Türkiye 81 vilayeti, 84 milyon vatandaşı, kol kanat gerdiği nice kardeşleri, tarih ve kültür birlikteliği olan dostlarıyla beraber hedeflerine kilitlenmiş vaziyettedir. Ekonomideki son durum da gündemindeydi. Hızlı bir toparlanma ve sıçramayı birlikte takip ediyoruz dedi. Ekonomide darbe girişiminden kur saldırılarına, salgından afetlere kadar yaşadığımız tüm badirelere rağmen hızlı bir toparlanma ve eskisinin de üzerine çıkan bir sıçramayı hep birlikte takip ediyoruz. Büyüme rakamları ortada. İstihdam rakamları ortada. İhracat rakamları ortada. Yatırımlardaki hareketlilik ortada. Üretim artışı ortada. Her birinin rakam karşılıklarını en iyi sizler biliyorsunuz. İstanbul Üniversitesi Darbelerle Mücadele isimli bir sempozyum düzenledi. Sempozyumda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da açıklamalarda bulundu. Bugün hala darbe hayali kuranların olduğunu söyledi. 1960 darbesinden başlayan süreçte Türkiye vesayet rejimine esir edilmek, rehin alınmak istenmiştir. 71 muhtırası bunun tahkimatıdır. 80 darbesi tahkimatıdır. 28 Şubat tahkimatıdır. İstanbul'da darbelerle mücadele sempozyumu yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sempozyuma katıldı. Hala birilerinin darbe hayali kurduğunu söyledi. Hala bunu hayal edenler var. Hala bunun birilerinin yapmasını bekleyenler var. İçeriden ve dışarıdan da destekleyenler var. Ve daha kötüsü, hem isteyenler hem destekleyenler, belki de altını çizmek gerekir, bunu açıkça ifade ediyorlar. Her darbe onu örgütleyenlerin kontrol edemediği bir güç oluşturdu. Her darbeden sonra darbe yanlısı cephe seçimi kaybetti. 1960 darbesi oldu. 65'te Adalet Partisi tek başına iktidara geldi. 69'da Adalet Partisi tek başına tekrar iktidara geldi. Bakan Soylu'nun gündeminde göç hareketleri de vardı. Bu durumu Batı'nın sömürgecilik mantığından ayırmamak gerek dedi. Batılı ülkelere tepkiliydi. Hiçbirimiz 20. yüzyılın sonlarında böyle büyük göç hareketleri bekliyor değildik. Bunu Batı'nın yüzyıllarca sürdürdüğü sömürgecilik mantığından hiç ayırmamak gerekir. Ekonomik egemenlik ambargolarından hiçbir zaman ayırmamak gerekir. Bunların hepsinin kendi adına oluşturulmuş bir sistem olduğunu bir kez daha burada huzurunuzda ifade etmek isterim. Ürettikleri istikrarsızlık biraz önce bahsettiğim gibi göçü körükledi ve şimdi kendi topraklarında göçmenlerle
ırkçılığın çatışması tehlikesiyle karşı karşıya kaldılar. Siyasetin gündeminde İyi Partili Cihan Paçacı'nın söylem eleştirisi var. CHP kanadından ittifakta sıkıntı yok değerlendirmesi yapılıyor ama İyi Parti, CHP görüşlerimize saygı göstermeli diyor. Bununla ilgili tweet attı. İlgili kişi. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'nın söylem eleştirisi gündemdeki sıcaklığını koruyor. Eleştirilere bir değerlendirmede CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'tan geldi. Özkoç, Millet İttifakı birbiriyle ilgili en ufak sıkıntı duymuyor. Genel başkanları birbiriyle uyum içinde, geleceğin Türkiye'sini konuşuyor. Hiçbir sorunumuz, kaygımız yok. Oturuyoruz, konuşuyoruz. Tek bir derdimiz var, milletimiz, dedi. İyi Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu ise CHP görüşmelerimize saygı duymalı diye konuştu. Ayrıca yarın seçim olmadığı için ortada Cumhuriyet Halk Partisi ile yaptığımız herhangi bir protokol de yok. Her iki parti ayrı ayrı siyasi kurumlar, ayrı ayrı görüşleri var. Bu görüşlerin serdedilmesi kadar doğal bir şey yok. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve Cumhuriyet Halk Partisi sözcülerinin görüşlerine nasıl saygıyla yaklaşıyor isek, bizim görüşlerimize de saygı çerçevesinde yaklaşılması beklentisi içinde olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Öte yandan CHP'li Aytu Atıcı'ysa katıldığı bir televizyon programında Millet İttifakı bozulur mu sorusuna, tabii ki bozulur, niye bozulmasın, bir ideolojik ayrılık zaten var. Gerçekten sağlam zeminde gitmezse bozulabilir demişti. 91 yıldır hizmet veren İstanbul Tıp Fakültesi'nden korktuğunuzu biliyoruz. Meclis 1 Ekim'de açılıyor. Önemli gündem maddelerinden biri ekonomi olacak. Tarımsal desteklerden vergi kesilmemesine dair düzenleme yasalaşacak. AVM'lerin ürün yelpazesiyle çalışma saatleri de yeniden düzenlenecek. Meclis yeni yasama yılında ekonomiye ilişkin önemli başlıklar için mesai yapacak. Öncelikli konulardan biri vergi kanunlarında değişiklik olacak. Çiftçilerin merakla beklediği düzenleme bu kapsamda gündeme gelecek. Küresel salgın ve kuraklıktan etkilenen çiftçiye yönelik tarımsal desteklerden vergi alınmayacak. Mazot, gübre ve hayvancılık desteği ödemelerinde %4 vergi kesilmesine son verilecek. AK Parti'de hazırlıkları süren bu çalışmaya göre kurumlar vergisi ve vergi usul kanununda değişikliğe gidilecek. Bürokratik işlemleri azaltmaya, mükellefleri rahatlatmaya yönelik bir teklif sunulacak. Ekonomi reformları çerçevesinde bir başka önemli başlık, AVM ve zincir marketlerle ilgili düzenleme olacak. Konuyla ilgili hali hazırda bir taslak bulunuyor. Buna göre alışveriş merkezlerinin açılması için yeni kriterler belirlenecek. Zincir marketlerle ilgili düzenlemede özellikle küçük esnafı korumaya yönelik önlemler de alınacak. Marketlerin çalışma saatleri ve ürün yelpazesine sınırlama getirilecek. Milletvekilleri oy kullanıyorlar. Uzun zamandır beklenen hal yasasının da bu dönemde hayata geçirilmesi bekleniyor. Düzenlemeyle fahiş fiyat artışlarının ve fırsatçılığın önüne geçilmesi planlanıyor. Yeni yasama yılında e-ticaret ve kooperatiflere yönelik yasal düzenlemelerin de peş peşe meclise sunulması bekleniyor. Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan özel kuvvetleri Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ortak askeri tatbikat yapacak. Üç Kardeş 2021 isimli tatbikat 20 Eylül'e kadar sürecek. Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan'la ortak tatbikata çıkıyor. Açıklama Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Yazılı olarak yapılan açıklamada tatbikata 3 Kardeş 2021 ismi verildi. Tatbikatın ise 12 Eylül Pazar günü itibariyle başlayacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca 3 ülkenin özel kuvvetlerinin ilk kez ortak tatbikat düzenlediği belirtildi. Tatbikatın temel amacının muharebe operasyonları sırasında dost ve ortak ülkelerin özel kuvvetlerinin etkileşimini geliştirmek, barış ve savaş zamanında operasyonlara hazırlanmak, bilgi ve deneyim alışverişinde bulunmak olduğu vurgulandı. Üç Kardeş 2021 tatbikatı 20 Eylül'e kadar devam edecek.
28 Şubat generallerinin rütbeleri söküldü. Genelkurmay Personel Başkanlığı 28 Şubat davasında hüküm giyen 13 emekli generalin rütbelerinin sökülmesine ilişkin idari işlemin yapıldığını mahkemeye bildirdi. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi kararı verdi. 28 Şubat davasında haklarında verilen müebbet hapis cezası kesinleşen 14 emekli generalin rütbelerinin sökülmesi için 19 Ağustos'ta Genelkurmay Başkanlığı'na yazı gönderdi. Genelkurmay Başkanlığı da mahkemenin kararı doğrultusunda gerekli çalışmanın yapılması için gerekli generallerin bağlı bulunduğu kuvvet komutanlıklarına talimat verdi. Çalışmaların ardından Genelkurmay Personel Başkanlığı 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 30. maddesiyle 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun 50. maddesi gereğince sanıklar hakkında TSK'dan çıkarma işlemi yaptı. Genelkurmay Personel Başkanlığı rütbesi sökülecek isimler arasında yer alan dönemin Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Başkanı Kor General Hakkı Kılınç'a ilişkin yazıyı da İçişleri Bakanlığı'na yönlendirdi. Personel Başkanlığı'nın Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği 9 Eylül tarihli yazıda rütbelerin sökülmesine ilişkin idari işlemin sanıklar hakkındaki mahkumiyet kararına istinaden yapıldığı belirtildi. Bugün 11 Eylül terör saldırılarının 20. yıl dönümü. 11 Eylül dünyayı nasıl değiştirdi? Afganistan ve Irak'ın işgalleri hangi sonuçları doğurdu? Detaylar haberimizde. Tarih 11 Eylül 2001. Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen bu saldırıyla tüm dünya yeni bir döneme girdi. New York'taki ikiz kulelere ard arda çarpan iki uçağı Washington yakınlarında Savunma Bakanlığı Pentagon'a hedef alan 3. uçak izledi. Bir uçak da Pensilvanya'da açık alana düştü. Bu 4 uçak da kaçırılmıştı. İkiz Kuleler'de 2606, uçaklarda 246, Pentagon'da da 125 kişi hayatını kaybetti. Uzmanlara göre ABD böyle bir saldırıyı daha öncesinde Pearl Harbor'la birlikte yaşamıştı. İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya tarafından. O da ABD kamuoyu tarafından ABD içinde çok büyük bir şok etkisi yaratmıştı. 11 Eylül'de benzer bir algıyı ortaya çıkardı ve özellikle Amerika kamuoyunda müthiş bir güvensizlik duygusunu besledi. Dünya o günden sonra yeni bir döneme girdi. Amerika Birleşik Devletleri saldırılardan El-Kaide'yi sorumlu tuttu. Önce örgütün üstlendiği, o dönem Taliban tarafından yönetilen Afganistan'ı işgal etti. 2 yıl sonra ise bu kez kitle imha silahları bahanesiyle Irak'ın işgali başladı. Amerika şu ya da bu şekilde gerçekleşen bu saldırıyı bir fırsat olarak kullandı. Bunu zaten dönemin ABD Başkanı George Bush, o zaman Amerikan gazetesinde yıl dönümünde yazdığı yazıda açıkça ifade etmişti. The locals are used to the cycle of war and know the safe. Afganistan ve Irak'ta yüz binlerce sivil hayatını kaybetti. Bu ülkeler bir daha normale dönemedi. Bölgede iç savaşlar ve karışıklıklar bitmedi. Eski Amerikan Başkanı Trump'ın "kendinizi kandırmayın, bu ülkede bir askeri endüstriyel kompleks var. Onlar savaşı sever" sözleri ise bu kanlı dönemin bir anlamda derindeki izine işaret ediyordu. 2021 yılı ABD'nin bu bölgelerdeki varlığı açısından dönüm noktası oldu. İşgalin 20. yılına günler kala Amerikan askerleri Afganistan'dan tamamen çekildi. Afganistan beklenmedik bir hızda yine Taliban'ın kontrolüne geçti. ABD sene sonuna kadar da eğitim ve danışmanlık desteği verenler hariç tüm muharip askerlerini Irak'tan çekme kararı aldı. Şimdi gözler gerek Afganistan ve çevresinde gerekse Orta Doğu'da yeni dönemin hangi dengeler üzerinde kurulacağında. Palandöken ilçesi Palandöken Belediye Başkanı Muhammed Sunar sayesinde yepyeni yeşil alanlara kavuştu. Bugün yapımı tamamlanan alanların açılış töreni vardı. Erzurum'un Palandöken ilçesinde beklenen gün geldi. Park Tarabya, Saklı Bahçe ve Yimpaş yeşil alan çalışmaları tamamlanarak hizmete açıldı. Erzurum'u ifade eden dürüstlük... Palandöken Belediye Başkanı Muhammed Sunar ilçeye yaptığı yatırımlara yenilerini ekledi. Palandöken ilçesi yemyeşil yaşam alanlarına kavuştu. Söz konusu alanların görkemli bir törenle açılışı gerçekleştirildi.
İl protokolü de açılışa katıldı. Törende konuşma yapan Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurumluların emrinde olduklarını belirtti. Bu açılışını yaptığımız parkları ben gezdim. Başkanım beni gezdirdi, keyifle gezdim hem de. Ve çok mutlu oldum. Ve dedim ki ya sen bunları ne zaman yaptın arkadaş? Ne kadar güzel. Her tarafın asfaltını yenilemiş. Ondan sonra çevreyi böyle güzelleştirmiş. Gerçekten gurur duydum, çok mutlu oldum. Birlik beraber içerisinde Erzurum'un emrindeyiz. Ben de bu ilin valisi olarak katiyen hiç kimsenin ayrımı yapmadan herkesi kucaklayarak bütün vatandaşlarımızın emrinde olduğumuzu özellikle ifade etmek isterim. Devletin bir lirası bile olsa imkanımız varsa iş için kullanıyoruz, fabrika için kullanıyoruz. Öyle lüksle şatafatta kullanmıyoruz. AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Eminöz, pandemi döneminde yapılan bu yatırımın çok önemli olduğunu ifade etti. Bizim bu dönemde belediyelerimizin bu tür işler yapması, çok hızlı şehirleştiğimiz bir dönemde hakikaten köyden kente gelen insanların hava alacağı, yaşayacağı ve bu pandemi döneminde nefes alacağı yerleri oluşturmaları fevkalade önemli. Onun için Muhammed Başkanımın yaptığı iş çok önemsenecek bir iş. AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Bansa, AK Parti iktidarı döneminde yeşile ve yeşil alana yapılan yatırımlardan bahsetti. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 2 sene önce Erzurum'a verdiği önemli bir talimat vardı. Sayın Valim de iyi biliyor. Buradaki yeşilleşme oranını artıracağız. Son 3 yılda Erzurum'da 2,5 milyon ağaç diktik. AK Parti öncesinde, yani 2002 öncesinde 2002 sonrası arasındaki bir kıyaslama. Biz iktidara geldikten sonra bütün Cumhuriyet tarihi döneminden daha fazla, tam 4 katı daha fazla ağaç dikmişiz. Az önce bir hanımefendinin burada videoda bir ifadesini gördük. Dedi ki ben Antalya'dan geldim, Antalya'da bile böyle bir şey yok. Ama Antalya'da şu anda AK Parti belediyesi yok. Eğer AK Parti belediyesi olsaydı orada da bunun gibi şeyler olurdu. Ve yatırımların mimarı Palandöken Belediye Başkanı Muhammed Sunar, Başkan Sunar sene boyunca yapılan çalışmaları aktardı. 5 merkez mahallemizde kaldırım ve asfalt yenileme çalışmalarımıza başladık. Yine merkez mahallelerimizde ihtiyaç bulunan alanlarda taziye evleri yapımımız devam ediyor. 5 alanda taziye evi yapıyoruz. Daha önce başkanlık konutu olarak kullanılan alanı Palandökenlerin nitelikli bir şekilde hizmet almalarını sağlamak amacıyla millet konağına dönüştürüyoruz. Orada da çalışmalarımız devam ediyor. Belediyelerin kendi gelirlerini kendilerinin üretmesini amaçladıklarını belirten Sunar, bu kapsamda devreye alacakları planları aktardı. Dubap'tan olmak üzere biyogaz santralimiz ve güneş enerjisi santrali projemiz var. Biyogaz santralimizle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah seneye biyogazımız Palandökenlerin hizmetinde olacak, belediyemize gelir sağlayacak. Güneş enerjisi santralimizi inşallah bu sene devreye almış olacağız. Orası belediyemize gelir getirmeye başlayacak. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Fevzi Polat ve AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu da yatırımlardan ötürü Başkan Sunar'a teşekkür etti. Burada bugün açılışını da yaptığımız bu parklardan dolayı çok kıymetli Palandöken Belediye Başkanımızı da tebrik ediyor. Bu hizmetlerinin artarak devamını diliyorum. Biz dolaştığımız her alanda insanlara bir sonraki sürecin onların yaşamları adına, onların ferahları adına, onların daha müreffeh bir toplum haline gelmeleri adına sözler vermiştik. Bizim vermiş olduğumuz sözleri yerine getiren, yüzümüzü yere baktırmayan, yüzümüzü her zaman ak eden tüm belediye başkanlarıma ve onların şahsında da Palandöken Belediye Başkanımız Muhammed Sunar Bey'e teşekkür ediyor. Konuşmaların ardından kurdele kesimi gerçekleştirilerek Park Tarabya hizmete sunuldu. Bir törende Saklı Bahçe'de düzenlendi. Kent protokolünün katılımlarıyla düzenlenen törenle burası da hizmete girdi. Çok güzel bir yatırım oldu. Çocuklar açısından olsun, halk açısından olsun, çevre doğa açısından olsun. Yani Allah razı olsun. Yani belediye başkanımız çok güzel çalışıyor. Çok güzel çalışmaları var. Ay, güzel olmuş. Daha önce ben görmemiştim ama şu anda güzel görünüm yani. Teşekkür ederiz herkese. Yani bu inşaatlar olmadan halini biliyoruz.
Yani siyahla beyaz gibi. Sizin için iyi oldu mu? Ya yaklaşık 5 yıldır biz burada oturuyoruz. Dedikleri gibi gerçekten toz toprak içindeydi. Çok güzel oldu. Ve açıldığı günden, yapıldığı günden beri de o kadar dolu ki demek ki ne kadar çok ihtiyaç varmış. Yeni eğitim dönemi başladı, ilk hafta bitti bile. Okullarda yüz yüze eğitimin devam etmesi için herkesin payına düşen sorumluluklar var. Erzurum Valisi Okay Memiş özellikle çift doz aşı yaptırılmasının gerekliliği üzerinde duruyor. Ama biz sıradaki haberimizle devam ediyoruz. Yurt genelinde kuraklık etkisini sürdürüyor. Palandöken Barajı baraj göletinde de bu nedenle su çekilmesi oldu ve eski mahallelerden kalan mezarlıklar ortaya çıktı. Kuraklık nedeniyle baraj gölündeki su seviyesi hızla azaldı. Su altında kalan mahalle mezarlığı gün yüzüne çıktı. Erzurum Bingöl Karayolu kenarındaki Çat ilçesi bölgesinde sulama ve içme suyu amaçlı yapılan Palandöken Barajı yaklaşık 6 yıl önce su tutmaya başladı. Baraj göletinin dolmasıyla bölgede daha önce boşaltılan eski 5 mahalleye ait mezarlıklar da sular altında kaldı. Bu yıl yurt genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle baraj sularının çekildiği bölgedeki mezarlığın da bir kısmı gün yüzüne çıktı. Ayrıca bölgede mezarlıklara ait olduğu tahmin edilen çok sayıda kemik parçası görüldü. ...28 Ağustos-3 Eylül arasında 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritası açıklandı. Rize 653,10'la en fazla vakanın görüldüğü il oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından illere göre haftalık vaka tablosu açıklandı. Bakan Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaştı. Her 100 bin kişide COVID-19 vaka sayısı İstanbul'da 156,95... Ankara'da 242,61, İzmir'de 45,58 oldu. Rize 100 bin kişide 653,10'la en fazla vakanın görüldüğü il oldu. Bir önceki haftaya göre en fazla artan 10 il Kayseri, Elazığ, Karaman, Bolu, Malatya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Tunceli ve Bartın oldu. Bakan Koca sosyal medya hesabı Twitter'dan bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı, kurallar çok gerekli mesajını paylaştı. Erzurum vaka haritasında yeniden 200 bandına çıktı. 234,35 vaka oranıyla kayıtlara geçti. Az önceki haberimizi ekranlarınıza taşıyacağız. Yeni eğitim dönemi başladı, hatta ilk hafta bitti bile. Okullarda yüz yüze eğitimin devam etmesi için herkesin payına düşen sorumluluklar var. Erzurum Valisi Okay Memiş özellikle çift doz aşı yaptırılmasının gerekliliği üzerinde duruyor. Ama biz yaklaşık 150 bin öğrenciye, 11 bin öğretmenle birlikte onların eğitim ve öğretimine başlamasından dolayı çok mutluyuz. Çok ondan sonra... Bunu çok heyecanla takip ediyoruz. Yeni eğitim öğretim dönemi başladı. Okullarda yüz yüze eğitimin devam edebilmesi için herkese ayrı ayrı sorumluluklar düşüyor. Maske, mesafe ve hijyen konusu artık hayatımızın her alanında olmak zorunda. Bunun yanı sıra aşı yaptırmak da gerekli. Okullar açmamızda, pandemiye rağmen açmamızdaki en önemli rol aşılanma. Efendim koronavirüste Erzurum'da Delta ve Delta Plus varyantı devam ediyor. Bir platoya doğru şey yaptık. Günlük vaka sayısında bir platodayız. Çok yükselmiyor Allah'a şükür ama çok da düşmüyor. Ve hastanemizde, şehir hastanesinde yoğun bakımda yatan hastaların neredeyse tamamının aşısız veyahut da eksik aşılı olan hastalar olduğunu biliyoruz. Onun için 12 yaşını dolduran çocuklara da açıldı. Herkes aşı olmaya davet ediyoruz. Erzurum Valisi Okay Memiş aşılamada çift doz aşılama oranının artmasının önemine vurgu yaptı. Bununla birlikte çift doz aşılama oranını artırmamız lazım. Yani bu
aşılama işini çok sıkı tutmamız lazım. Neredeyse öğretmenlerimizin tamamına yakının aşılandığını biliyoruz Erzurum'da. Lakin aşılanması yapmayan öğretmen arkadaşlarımıza PCR testi veriyorlar biliyorsunuz. Ben tek tek bizzat kendim, vali yardımcılarım, kaymakam arkadaşlarım ve ilçe milliyetin müdürümüz ekipleriyle haberli ve habersiz okullara ziyaretlerde bulunuyoruz. Vali Okay Memiş özellikle sosyal medyada servis araçlarıyla ilgili yapılan eleştiriler olduğunu söyledi. Servis araçlarıyla ilgili hususlar var. Bunları da biz planlıyoruz. Yani hem servis araç sahiplerinin dinlememiz lazım ama önceliğimiz öğrencilerimizi sağlıklı, güvenli bir şekilde evlerinden alıp okula, okuldan alıp evlerine götürmektir. Ondan sonra yani büyük bir sorun yaşamadığımızı değerlendiriyorum. Bununla birlikte yani bir takım arkadaşlar da işte yoğun eleştirilerde bulunanlar da var. Onlara da saygı duyuyoruz. Ankara'nın Çankaya ilçesinde aydınlatma direğine çarpan bir yolcu otobüsünün yanması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Olay gece saatlerinde Çankaya Dumlupınar Bulvarı Çayyolu kavşağında meydana geldi. Bodrum'dan Ankara'ya gelen bir turizm firmasına ait otobüs kontrolden çıktı. Aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler otobüsü tamamen sardı. Yolcu otobüsü cayır cayır yanıyor. İlk belirlemelere göre otobüste bulunan 22 kişiden biri hayatını kaybetti. 20 kişi ise yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. İzmir'de kuyumcu İsa Tatlı iş yerinin önünde otururken kezzaplı saldırıya uğradı. Vücudunda yanıklar oluşan adam sol gözünü de kaybetti. Koşarak geldi. Elindeki kezzabı kuyumcunun yüzüne atıp kaçtı. Yaralanan kuyumcu bir gözünü kör eden saldırganın yakalanmasını istiyor. Olay 2 Temmuz'da İzmir'in Buca ilçesinde meydana geldi. Kuyumcu İsa Tatlı iş yerinin önünde oturuyordu. Yanına koşarak biri geldi. Kimliği belirsiz kişi soygun girişimine gelmiştir. Kafamı kaldırdığım zaman asidi yüzüme atmıştır. Gözüm yandığı için müdahale edemedim. Ondan sonra kaçıp gitmiştir. İsa Tatlı'nın feryadını duyan komşuları hemen 112 acil çağrı merkezini aradı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Tatlı tam 2,5 ay boyunca yatarak tedavi gördü. Vücudumda yanıklar oluştu. Sol gözümü kaybettim. Evden çıkarken bile yani korkarak çıkıyorum yani. Çünkü tanımıyorum, etmiyorum, bilmiyorum. Olayın ardından inceleme başlatan polis medikal maske ve şapka takan şüphelinin ara sokakta üzerini değiştirdiğini belirledi. Zanlı henüz yakalanamadı. Devletimizden, polisimizden bir an önce yakalanmasını istiyorum. İnşallah yakalanır. Yani bu çektiğim acılar, bu çektiğim sıkıntılar kimsenin yanına kar kalmasın. Elazığ'da bir mağaza 50 liraya halı satacağını duyurunca izdiham yaşandı. Ortalık karıştı. Ortaya da utandıran görüntüler çıktı. Genç, yaşlı, çocuk demediler. 50 liralık halı için birbirlerini ittiler. Bu rezaletin adresi Elazığ. Kentte bir mağaza elindeki halıları satmak için kampanya başlattı. Halılar 50 liradan satışa çıkarıldı. Bir kişi sadece bir halı alabilirdi. Buna rağmen daha fazla halı almak isteyenler izdiham çıkardı. Birbirlerini ittiler, koronavirüs tedbirlerini hiçe saydılar.
Sonunda halılar neredeyse tükendi ama arbede bitmek bilmedi. Kış mevsimi yaklaşıyor. Evlerde bunun için hazırlıklar yapılıyor. Hem sıcak tutması hem de sağlıklı olması açısından pek çok aile yün yorgan tercih ediyor. Yorgancılarsa meslek için yetiştirecek çırak bulamıyor. Kış aylarında sıcak tutuyor, sağlıklı ve sıkça tercih ediliyor. Yün yorgana talep çok ama yapan yok. Yün yorganı yapan usta sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Yorgancılık mesleği gün geçtikçe unutulurken yorgana olan ilgi ise her geçen gün artıyor. Çırak bulamayan yorgancılar şehir dışından usta arıyorlar. Kış aylarının çetin geçtiği Sivas'ta havaların soğuması ile birlikte yorgana talep de arttı. Elyaf yorganın kışın üşütmesi, yazınsa terletmesi sebebiyle yün yorgan büyük rağbet görüyor. Kent merkezi Örtülü Pınar Mahallesi'nde yorgancılık yapan Sinan Toprak, babasından kalan mesleğini sürdürmeye çalışıyor. İl dışından usta getirten Toprak, yorganları eski usulle dikiyor. Mesela yorgan yününü bezini getiriyor. Biz sadece el işçiliği yapıyoruz. Mesela müşterinin yünü bezi olmadan biz hazır da satıyoruz. Yün yorgan yapımı boyutuna göre 2 ile 4 saat arasında değişirken tek kişilik yorgan 80 liradan, çift kişilik yorgansa 90 liradan alıcı buluyor. Yorgancı Sinan Toprak bu aylarda taleplere yetişemezken aldığı siparişleri aylar sonrasında sahiplerine teslim ediyor. Yorgancıların tek sıkıntısı yetiştirecek eleman bulamamak. Yani 10 seneye yakın bu meslek bitesi. Taleplerimiz yüksek ama yeni gelen talepleri yetiştiriyoruz. El sanat olduğundan dolayı yeni yetişen elemanımız yoktur. Bingöl'de halk otobüsü şoförü baygınlık geçiren kızı hızlı bir şekilde hastaneye yetiştirdi. O anlar araç içi kamerasına yansıdı. Bingöl'de şehir içi otobüslerinde rahatsızlanan bir genç kız önce çığlık attı, ardından baygınlık geçirdi. Otobüste bulunanların uyarısıyla rotayı hastaneye çeviren otobüs şoförü Mehmet Avar çaldığı kornalarla trafiği açıp genç kızı bir an önce hastaneye yetiştirmek için büyük çaba gösterdi. 17 yaşındaki genç kız baygınlık geçirdiği anlarda otobüs içinde de panik anları yaşandı. Bir yandan hastaneye yetişmeye çalışan otobüs şoförü, bir yandan da otobüsün içinde bulunan yolcuları sakinleştirmeye çalıştı. Abla tamam bir sakin olun. Kısa sürede hastaneye yetişmeyi başaran otobüs şoförü yolcuların yardımıyla genç kızı tedavi edilmek üzere doktorlara teslim etti. Bingöl'de günün kahramanı ilan edilen otobüs şoförü gösterdiği duyarlı davranışla takdir toplarken fenalaşan genç kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu haberle ana haber bültenini noktalıyoruz. Hafta başında yeniden görüşmek dileğiyle mutlu akşamlar.